Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kahvaltınızı hazırlayabileceğiniz güzel, lezzetli bir tarifim olacak. Bayat ekmeklerimizi değerlendirmek için gerçekten güzel bir tarif. Bir tane ekmeğim var ama şöyle bir borcam kullanacağım. Yağladım bu arada borcamı. Borcamı dolduracak kadar ekmek kullanacağım. Diğer malzemelerim de 3 tane yumurtam var. 1 su bardağı yoğurt kullanacağım. Bunlar ana malzemeler. Bir de kaşar peyniri rendeledim. Diğer malzemeleri evinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Ben bugün minik şöyle çeri domatesler kullanacağım. Şöyle sucuk kullanacağım. Kırmızı kapya biber, yeşil biber ve zeytin kullanacağım. Evinizde varsa sosis, salam, istediğiniz her türlü malzemeyi kullanabilirsiniz. Öncelikle ekmekleri dilimliyorum. Ekmekleri dilimleyip tepsiye koydum. Bu şekilde 1,5 ekmek kullandım. Ekmekleri koyarken böyle aralarında boşluk olmayacak şekilde biraz sıkıştırarak koyalım. Çünkü bunu daha sonradan börek dilimi gibi keseceğiz. O yüzden bu böyle olması önemli bir detay. Şimdi 3 tane yumurtam var. Bunu şöyle bir çay kaşığı kadar tuz atıyorum. Güzelce çırpıyorum. Şimdi bir su bardağı yoğurdu ekliyorum. Karışımım da hazır. Şimdi bunları ekmeklerin üzerine dökeceğim. Şöyle bol bol döküyorum. İsteyen burada baharat da kullanabilir. Kekik, toz, kırmızı biber. Ama ben bugün sade yapacağım. Şimdi kaşar peynirini ekliyorum. Şu kadarını da bıraktım. Bunu tekrar üstüne koyacağım. Misafiriniz geldiğinde mesela çayın yanında da hazırlayabileceğiniz pratik bir lezzet. Evde malzeme olduktan sonra gerçekten hazırlanması çok kolay bir tarif. Şimdi
kesim biberleri ekliyorum. Mantar da çok yakışır bu tarife. Mantarım yoktu maalesef, kullanamıyorum. Son olarak üstüne yine kaşar peyniri koyuyorum malzemeleri tutsun diye. Bu arada fırınımı da 180 derecede çalıştırdım. Çok üste koymayın fırında. Biraz altlara koyun ki üzeri hemen pişip altındaki ekmeklerin malzemeleri çiğ kalmasın. Alt gözde pişirelim. Şöyle. Hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Şimdi fırınım ısınsın. Pişmeye gönderiyorum. Bayat ekmek böreğim hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok lezzetli görünüyor. Çok sıcak olduğu için şu anda kesemiyorum. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Gerçekten deneyin bu tarifi. Çok lezzetli. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğenirseniz, bunu bana yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.